ben kavramı zaten ne olduğu, ne olarak algılandığı, nasıl yanlış kullanıldığı anlaşılsın zaten bir mesele çok daha kaçacak. Mesela dikkat ederseniz çoğunlukla ben dediğimizde biz bugüne kadarki hikayemize ben diyoruz, değil mi? Hatta mesela kendini tanıt dediğimizde neye işaret eder bir insan? İşte kendinizi biraz tanıtın dediğimizde adınız, soyadınız, nerede doğduğunuz, ne zaman doğduğunuz, ne iş yaptığınız. Bakın kendinizi tanıtın dediğimizde bunlar geliyor, değil mi aslında? Bu anlamda ben ve kendim kavramları insanlık dünyasında en yanlış kullanılan kavramların başında gelir. Ve yanlış kullanıldığı için de başımıza en büyük belayı açan kavramdır aslında. İnsanın ben demesi, kendim demesi. Hatta bazı doğu bilgeliklerinde kişi bir manevi yola girdiğinde ben kavramını kullanmaması önerilir. Çünkü en düşük düzeyde bilinçli olduğunuz andan itibaren, yani daha 1-2 yaşlarından itibaren ben kavramı yanlış bir şey üzerine oturuyor. Neyin üzerine oturuyor? Bedenin üzerine, duyguların üzerine, düşüncenin üzerine oturuyor. Ona ben diyoruz. Yani mesela bir olay yaşanıyor, o olayın içinde bir ben üretiyoruz. Diyelim ki bir bebek düşünün, 1-2 yaşında bir bebek, altını kirletmiş, annesinin ona bakmasına ihtiyaç hissediyor, ağlıyor. Diyelim ki annesi o an onu duymadı, anne mutfakta onu duymadı. Bunu ne şekilde tanımlıyor? Annem beni duymuyor. Biraz daha ilerletirse, annem bana ilgi göstermiyor. Biraz daha bunu hikayeleştirirse, annem beni sevmiyor, ben annenin seveceği biri değilim. Ben hiç sevilecek biri değilim. Veya ihtiyacım olan sevgiyi ben hiçbir zaman bulamadım. Veya işte kardeşi olmuşsa diyelim ki 1-2 sene sonra, annesi zaman zaman sen dur biraz kardeşinle ilgileneceğim dediğinde orada o çocuk bunu beni reddediyor diye hikayeleştirir. Yani ne olmuş oluyor aslında, ben dediğim şey bir hikayedir. Bizim şu an kullandığımız ben bir hikayeden ibarettir. O hikayenin içeriği olan olayları yok farz edip bir şey kalmayacak. O zaman bizim şu an kullandığımız ben bir hikayeden ibarettir. Hatta bazıları bu hikayeyi çok uzun anlatırlar. Bazıları kısa geçiştirirler ama hepsi hikaye üretir. Bir bakarsınız bir insan çok tırnak içinde dertlidir, çok olumsuz şeyler yaşamıştır. Bıraksanız 5-10 saat konuşabilir. Ama anlattığı şey nedir? Hikayedir. Hani biz bazen de sen hikaye anlatıyorsun. Herkes hikaye anlatıyor aslında. Hikaye anlatılabilir. Fakat hikaye ben zemini şeklinde algılandığında problemdir. Ben deneyimlediğim, şahit olduğum olayları anlatabilirim. Ama bu benim hikayem değildir. Benim hikayem yok. Kimsenin de aslında gerçek beninin bir hikayesi yok. Zaten aydınlanma hikayesi olmayan benim farkına varmaktır. Gerçek aydınlanma bir hikayenizin olmadığını idrak ettiğiniz noktada gerçekleşmiş olur. Deneyimler vardır. Bu geçmişi unuttum, yaşanmışlıkları unuttum anlamında değil. O yaşanmışlıklar var, duruyorlar. Hafızanızda duruyor. Ama siz o olayların üzerinden beni tanımlamıyorsunuz. Çünkü ben o değil. O yüzden ben nedir, kendiniz neyiz sorusuna
tek bir cevap veremeyiz. Bakın bu çok önemli bir şeydir ve bütün kargaşa da buradan doğmaktadır. Yani bir bilge de, aydınlanmış bir insan da ben diyebilir. Ama onun ben derken ne anlattığı, neyi kastettiğiyle herhangi bir insanın ben derken kastettiği şey birbirinden dağlar kadar uzaktır. Yer gök kadar birbirinden uzaktır. Biz kendi, şu anki kendi bilincimize döndüğümüzde, hani uçmayalım, yerde ayaklarımızı basarak yol alalım. Biz şu an ben derken neye ben diyoruz? Yaşadıklarımıza, düşüncelerimize, duygularımıza, hislerimize, yapıp ettiklerimize ben diyoruz. Ben ailede işte çok sevilirdim, sevilmezdim. Ailede göz ardı edildim veya ailenin göz bebeğiydim. Bakın burada sadece olumsuz olaylar üzerinden hikaye üretmeyi kastetmiyorum. Olumlu olaylar üzerinden de hikaye üretebilirsiniz. Hepsi hikayedir. Olay ayrı bir şeydir. O olay üzerinden üretilmiş olan ben ayrı bir şeydir. Mesela bir şey yaparsınız, bakın ben yaptım dersiniz, sonra onu yapan ben haline gelirsiniz. Onu yapan ben haline geldiğinizde kendinizi neyle tanımlamış olursunuz? Bir şey yapan ben olarak tanımlamış olursunuz. Peki onu yapamadığınızda ne olur? Bir gün gelip diyelim ki onu yapamadınız. O zaman ben bozuldu, ben yaralandı, ben zayıfladı. Bunu her şey için kullanabiliriz. Geçen biraz bahsettiğimiz mesela ilişkiler çok güçlü bir ben hikayesinin enstrümanlarıdır. Çok güçlü bir ben hikayesinin en önemli enstrümanlarından birisi ilişkilerdir. Bu ilişkileri doğduğunuz ailenin içinden başlayıp bugüne kadar. Mesela ben hikayesinin önemli bir kısmı ilişkilerdir. Mesela ilişkileri kenara koyup ben hikayenizin önemli bir kısmı ortadan kalkacaktır. Onun o ilişkilerin üzerinden ürettiğiniz hikaye boşa düşecektir. Zaten öyle olması gerekir. Ta gele en sonunda hiçbir hikayesi olmayan gerçek bene bir gün döneceğiz. O bizim gerçek benimizdir. O zaman ben demeye hakkımız var. Aslında her zaman hakkımız var. Ama o gerçek benim yerine bir başka beni, başka benlikleri geçirdik. Onlara ben diyoruz. Onların üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Onların üzerinden varlığımızı, kendiliğimizi inşa ediyoruz. Sonra herkesin bir derdi oluyor, değil mi? Ve diyoruz ki mesela kimin derdi yok ki? Değil mi? Benim bir derdim yok. Bundan emin olabilirsiniz. Beni tanıyanlar bilir. Bir de benim bir derdim yok. Yani benim bir derdi yok. Ama birçok hayatımda yaşadığım süreçte bir kısım sorunlar olabilir, problemler olabilir, üstesinden gelemediğim şeyler olabilir. Bunlar benim sorunum değil. Benim bir derdim değil. Benim etkileştiğim olaylar, benim şahit olduğum olaylar. Benim bir derdim değil. Çünkü benim bir derdi yok. Yani ben, gerçek benim bir derdi yok. O neyle bize Kur'an'da anlatılıyor? İşte biz Adem'i ve eşini cennete koyduk. Dedik ki burada güzelce yaşayın. Burada sizin için açlık ve susuzluk yoktur. Değil mi? Evet. Üzüntü yok, keder yok, bir zarara maruz kalma yok. Bu nedir? Gerçek ben düzeyidir. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaç nedir bir yönüyle? Sahte benliğin ağacıdır. Ama sahte benlik ağacı
neyin üzerinden şekilleniyor? Olguların üzerinden. O yüzden o yaklaşılmaması tavsiye edilen ağaç aynı zamanda değişen alemdir. Yani sürekli değişen bu alet aslında bir ağaçtır. O ağaca neyle yaklaşmaman gerekiyor? Ben algısıyla yaklaşmaman gerekiyor. İşte şeytanın Adem'e kandırmak için uydurduğu hikaye zaten ben hikayesiydi. Sen mükemmel olamayacaksın, ebedi bir ülke sahibi olamayacaksın. Aslında ne yaptı? O Adem'i bir hikayeye düşürdü. Bir hikayenin tuzağına düşürdü. Biz bunu yapmıyor muyuz? Biz hep her gün bunu yapıyoruz. Hani bazen derler ya, hani şeytana gerek yok. İnsanlar birbirinin şeytanı. Bu anlamda birbirimizin maalesef şeytanıyız. Mesela işte seni hayatta kim sevdi? Sevilmek istiyor musun? Bak sevilmek için şunları yapmalısın. İşte bak bugüne kadar ne başardın? Başarılı olmak istiyorsan şöyle yapmalısın. Bunlar ne aslında? Birbirimize vesvese veriyoruz aslında. Farkına varmadan, iyilik zannederek. Birbirimizi bir hikayeye düşürmeye çalışıyoruz. Mesela sana bugüne kadar vefalı davranan kimse oldu mu? Bugüne kadar kimden vefa gördün? Bugüne kadar kim sana gerçekten değer verdi? Ne biçim vesveseler veriyoruz değil mi birbirimize? Ya işte sen bugüne kadar ne halt ettin be? Ben senin yerinde olsam neler neler yapardım? Hemen oturuyoruz. Evet ya hakikaten çok şey yapardım ama şuraya bak. Hiçbir şey yapmadım bugüne kadar. Ne oldu? Birbirimize farkına varmadan vesvese veriyoruz. Birbirimizi cennetten düşürüyoruz. Hepimiz birbirimizi cennetten düşürüyoruz. Eğer fark ederseniz bunun ne olduğunu, bunu çok iyi anlayabilirsiniz. Hepimiz her gün birbirimizi cennetten düşürmeye çalışıyoruz. En büyük kulaklığı da bu herhalde. Tabii. Artık nasıl ödeyeceğiz bunu bilmiyorum. Hepimiz birbirimizi cennetten düşürüyoruz. Peki cennete çıkarmak için ne dememiz lazım? Kendini hatırla dememiz lazım. İşte bana kimse değer vermiyor. Senin değerin senin özündedir dememiz gerekiyor. Hiçbir şey başaramadın. Hayır, sen insan olarak var edildin ve eğer insan olarak kalmayı becerebilirsen en büyük başarıyı sağlamış olursun. Birbirinizi cennetten düşürmek yerine düşmüş olduğunuz yerden cennete çağırmanız gerekiyor. Bana hiç değer veren biri yok. Önemli değil ki. Hiç kimse benim farkımda değil. Önemli değil. Hiç kimse beni anlamıyor. Hiç önemli değil. Ben ne diyeyim sana işte ya, bir gün bulursun biri seni anlar. Sen de kendini o zaman anlaşılmış hissedersin, mutlu olursun. Öyle mi diyelim birbirimize? Öyle dersek birbirimizi cennetten düşürmüş oluyoruz. Ve farkına varmadan bakın bütün insanların bütün hikayesi, bütün edebiyat birbirimizi cennetten düşürme hikayesidir. Hocam özür dilerim. Hani bireysel yaşadığım 2-3 hafta önce mahallemizde bir tane benim yaşam, benim süreçlerimde bir kardeşimiz var. Yani çok insanlar onu ötekileştiriyor. O da böyle kendi içine kapanıyor. Ben fırsat buldukça hani ayıptığımızı çaya davet ediyorum, yemeğe davet ediyorum, muhabbet ediyorum. Hani ona bir değer vermeye çalışıyorum kendimce. Ama geçen bir şey oldu. O bana bir şey söyledi. Ben dedim ki ben seni seviyorum bir insan olarak. Bana direkt şu cevap verdi. Yani, senin sevgine benim ihtiyacım yok dedi. Peki hani hangi bir işte söyledim bilmiyorum. Çok bir garip senin ama yani. Yani inşallah üst bilinçle söylemiştim. Yoksa bir başka ben hikayesiyle işte senin sevgine ihtiyacım yok. Zaten bu insanlar hepsi üçkağıtçı falan bilinciyle de söylenebilir. Yüksek bir bilinçle de söylenebilir. Çok sakin bir şekilde. Ha, ne güzel. Yani gerçekten bakın hani dedim ya ne diyor Allah Adem'e ve eşine? Cennete yerleşin. Burada bir ihtiyacınız yok yani. Bütün ihtiyaçlarınız doğal olarak karşılanıyor. Hani ya ihtiyacım var ne yapacağım? İşte
bulmaya çalışmam gerekir, ihtiyaç duyuyorum, mahrumum. Bakın hiçbir hikaye yok değil mi o cennette? Niye anlatılıyor ki bu size? Eğer cennet Adem ve Havva diye iki insanın olduğu bilmem nerede bir yerse, ya yok yeryüzünde mi, gökyüzünde mi? Arkadaşlar cennet ne yeryüzündedir ne gökyüzündedir. Cennet sizin varlık halinizdedir, varlığınızdadır. Cennet de cehennem de varlığınızdadır. Orada burada değildir. Mesela acı çeken insanın acısı nerededir? O anki varlığındadır. Psikolojisindeyse, her neresindeyse oradadır. Cennet, cehennem de varlığımızdadır. Yoksa yerdedir, göktedir diye düşünmemize gerek yok. İşte orada ne anlatılıyor bize bu kutsal metinlerde? Deniyor ki, eğer siz gerçek öz kendinizde olursanız, cennette muhtaç olmayan, bağımlı olmayan, kendi varlığında huzur bulan biri olursunuz. Hiçbir hikayenin figüranı, hiçbir hikayenin öznesi olmazsınız. Bakın dikkat edin, bizim konuşmalarımızın çoğu hep bir hikayedir. Falan beni terk etti, falan beni bıraktı. Benim böyle bir tanıdığım biri var. Size Facebook'undaki paylaştığı şeyleri bir gün bir buraya da asarım, bir görürsünüz. İlginç, çok şey, bir ego hikayesi yani. İşte değerini bilmeyen insanlara değer verme, sonra seni değersiz kılarlar falan, böyle bir sürü hikaye. Böyle Instagram'larda çok paylaşılıyor değil mi bu hikayeler? Hepsi sahte. Ve kişi zannediyor ki ben çok farkındalıklıyım. Hani bazı insanlar var mı işte böyle bir anlatmaya başlasam, değil mi? Ne anlatacaksın bir baksana, bir düşün, ne anlatacaksın? Onlar senin varlığın, sen misin onlar? Onlar senin deneyimlediklerin, onlar senin hayatta şahit olduğun şeyler. Onlar senin hikayen değil. Çünkü senin bir hikayen yok. Ama eğer psikolojik düzeyde ben kavramına tutunursak, ki buna biz psikolojik ben diyoruz, psikolojik ben'e tutunursak, o hep hikayeler üzerinden yaşayacaktır. Ailesinden başlayarak, çocukluğundan itibaren yaşadığı olaylardan başlayarak size bir hikaye anlatacaktır. Onun için bizim şu bilinç düzeyinde ben dediğim şey, yaşadığımız şeyler, arzuladığımız şeyler, korktuğumuz şeyler, beklentilerimiz, kırıklıklarımız, korkularımız, hayal kırıklıklarımız. Ve herkes hikayesini anlatmaya çalışıyor değil mi? Hepimiz birbirimize hikayemizi anlatmaya ve onaylatmaya çalışıyoruz. Veya hikayenin içinde birisinin bize çare bulmasını istiyoruz. O yüzden hep hatırlatıyorum. Kutsal metinler asla hikayelerinize cevap vermezler. Sizi hikayeleriniz içinde mutlu etmezler. Allah peygamberi hikayesi içinde mutlu etmemiştir. Zaten hikayesi de yoktu. Evet, buyurun. Hocam, bu bahsettiğim psikolojik benden gerçeklerini yapmak için tavsiye edebileceğiniz bir egzersiz var mı? Bunun çözümü veya bu konuda çalışmak isteyen bir insan öncelikle yaşadığı olumsuz olaylarla bağlantılandırdığı ben hikayelerine dikkat etmeli. İlk yapılacak şey budur. Yani işte ben mağdur oldum, ben sevilmedim, önemsenmedim, değer görmedim, istediğim şey hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman hak ettiğim muameleyi görmedim, işte şu olmadı, bu olmadı, işte insanın da zaten her istediği olmuyor ki gibi ürettiğimiz, yani olumsuz olaylar
üzerinden ürettiğimiz ben cümlelerine bakıp bu cümlelerin bir ben hikayesi olduğunu ve gerçek olmadığını kendimize hatırlatacağız. Ve onları şuna çevireceğiz. Böyle bir olaya şahit oldum ve böyle bir olayı deneyimledim. Mesela ben, babam hiç bana sevdiğini söylememiştir. Ha, ben bundan bir hikaye ürettim mi? Üretmedim. Farz et ki ürettim. Babam bana hiçbirini sevdiğini söylemedi. Bakın, şey yapmayacağım. Ya söylemediyse ne yapayım işte, idare edeceksin. Bu değil dediğim şey. Gayet sakin, objektif bir şekilde diyeceksin ki babam sevgisini ifade etmeyen biriydi. Ben de böyle bir babalığı deneyimledim. Yani babamın böyle birisi olduğunun farkındayım ve böyle bir babalık tarzını deneyimledim. Buna şahit oldum. Ha, çocukken belki şahit olamadınız, mağdur oldunuz veya maruz kaldınız, değil mi? Çocukken şahit mi oldunuz? Hayır. Çocukken şahit olamadık. Çocukken de deneyimleyemedik maalesef. Çocukken maruz kaldık. O yüzden zaten güçlü bir şekilde hikaye oluştu. Maruz kaldık. Mesela bir çocuk düşünün. 5 yaşında bir çocuk size geldi. Dedi ki abla ben seni sevmiyorum. Ya işte abi ben seni sevmiyorum. Şimdi siz bunu bir deneyim olarak algılarsınız. Çocuk işte ne yapacaksın? Hani sevmiyorum diyor. 5 dakikada sonra gelir seviyorum der mesela. Çok fazla onu ben hikayesine dönüştürmezsiniz değil mi? Ama diyelim ki 20 yıllık eşiniz geldi, size dedi ki sohbetin ortasında, artık ben seni sevmiyorum, yarın boşanıyoruz. Şimdi buna maruz mu kalırsınız, şahit mi olursunuz? Öyle mi hanım? Allah yolunu açık etsin. Eyvallah, bir sıkıntın varsa benden yana kusura bakma, hakkını helal et, ödeyeceğim bir maddi manevi bedel varsa da hak bir şekilde varsa böyle bir şey, ödeyeyim diyebiliyor musun? Bak şahit olabilir misin böyle bir şeye? Olamazsın. Olma imkanı var mı? Var. Ama biz çocukken bunlara şahit olabildik mi? Olamadık tabii ki. Maruz kaldık. Annenizin tavrına maruz kaldık, babamızın tavrına maruz kaldık, kardeşlerimizin tavrına maruz kaldık, arkadaşlarımıza maruz kaldık. Mesela okulda beni kimse sevmiyordu. Bu yanlış bir şey. Bak bu ben hikayesi. Bunu hikayeden nasıl çıkarabilirsin? Okuldaki arkadaşlarımın bana bir sevgi halleri yoktu. Bana yönelik bir sevgi halleri yoktu. Ben de bunu deneyimledim. Bak, ben sevilmedim değil. Beni kimse sevmiyordu. Bu değil. Bakın benlik hikayesine döndürdüğünüz anda kendinize hapishane üretiyorsunuz. Ve eğer buna tutulursanız hayatınızda hiçbir zaman o hapishaneden çıkamazsınız. Neden? Çünkü değiştirebileceğiniz bir şey değil artık. Geçmiş değiştirebileceğimiz bir şey değil. Geçmişi değiştirmeyeceğiz zaten. Geçmişte ürettiğimiz ben hikayesini çözeceğiz. Yani bu hikaye yok. Bunu şey gibi düşünün. Yani iplik var. Siz bir halı üretmişsiniz o iplikten. Ama çok desenler bozuk yani. Berbat. Hatta bir bakıyorsun en son halının en sonunda ben şanssızım diye bir yazı yazmışsınız. Farkında değilsiniz. Benim hayatım çok berbattı. Ben hiç kimseden değer görmedim. Bir bakın öyle bir halı deseni üretmişsiniz. Ne yapacaksınız? Bakın ipliklerde problem yok. Onun üzerinden bir halı ördünüz ya, problem orada. Yaşadığımız olaylarda iyi kötü bir problem yok. Onlar yaşanacaktı ve zaten yaşandı ve zaten yaşanmaya devam edecek. Olumlu olumsuz. Onun üzerinden hikaye üretmek kötü. Yani belki daha önce söylemişimdir. Benim bir yeğenim var, tip 2 enegramda
Bir gün böyle yürüyoruz sokakta, bir yere gidiyoruz. Ya o zaman kaç yaşında? 10-11 yaşında falan en fazla yani. Bir kediyi sevmeye kalktı, kedi kaçtı. Amca dedi, bu da beni sevmiyor. Anlatabildim, bu da beni sevmiyor. Bak, geride nasıl bir hikaye var? Kimse beni sevmiyor, bu da beni sevmiyor. Kişiselleştirdi. Halbuki kedi belki orada yabani bir kedi olabilir. Belki 5 dakika evvel bir çocuk onu tekmelemiş olabilir. Belki o sokakta çocuklar kedilerin arkasına teneke bağlıyor veya taş atıyor olabilir. O da insanlardan ürküyor olabilir. Ama ne olarak aldı bakın hikayeyi? Ben hikayesi olarak aldı. Bak dedi amca, bu da beni seviyor. Şimdi biz de aslında hepimiz yaşanan olayları, yani yaşadığımız olayları ben hikayesine döndürerek kodlamış durumdayız. İşte bu kodlamayı tekrar deşifre etmeliyiz. Böyle bir durum yok. Şimdi ama burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor hocam. Modern psikoloji aslında... Modern psikoloji, psikolojik bene odaklanıyor. Onu diyeceğim. Sen dili, ben dili üretti. Yani biz sen diye karşı tarafı suçlamamak adına... Ben gerçi orada hani tamamen olumsuz bulmuyorum yani psikolojik bendeki duygu durumunuzu ifade ediyorsunuz belki ama tabii bu dilimize girdikten sonra aslında sizin bahsettiğiniz olayda gözlemlediğim şey hep şu. Ben de biraz şirketsiz iletişimle, normal communication bununla ilgileniyorum ve orada da beni kullanıyorsunuz, daha çok ben dilimi kullanıyorsunuz ama daha çok olay üzerinden gidiyorsunuz. Olayı. Evet, biz ben dili de kullanmıyoruz, sen dili de kullanmıyoruz. Sen dili de yok yani. Sen dili de yok. O dili var mı? Yani az önce bahsettiğiniz kedi olayında, yani kedinin benden kaçtığını... Aslında benden de kaçtı değil. Neden biliyor musunuz? Nedeni şu. Kedi benim yeğenimi tanımıyor. Bilmiyor onu. Onun iç dünyasını, merhametini, şefkatini değil mi? Bilmiyor. O yüzden... Kedi benden kaçtı demek de yanlış. Tamam, bir insandan bahsedelim. Kedi kaçtı, sadece bu. Kedi kaçtı. Babam hiç sevdiğini söylemezdi. Bak ben yok ya, sen de yok, ben de yok. Modern psikoloji, psikolojinin içine kendini hapsetmiş bir sistemdir. Kendi içinde çözüm bulmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla psikolojinin ürettiği çözümler nihai çözümler değildir. O mevcut yapı içinde daha iyi nasıl olabilir? Mevcut yapı içinde ama. İşte senin bana söylediğin bu söz bende kırılmışlık hissettirdi. İşte ben dedi, sen dedi. Ne yapacağım? Bende niye kırılmışlık hissettirdi? Ben şunu soruyorum, diyorum ki güzel kardeşim, bu sende niye kırılmışlık hissettirdi yani? Ben bunu sormayı öneriyorum. İşte senin yaptığın bu davranış bende değersizlik hissi oluşturdu. Ben diyorum bunu da geç. Değersizlik hisseden kim ve bu gerçek bende. Onun için bizim bahsettiğimiz şey psikolojik düzey değildir. Yani psikolojik düzeyle sınırlı bir şey değildir. Biz psikolojiyi analiz etmeye çalışıyoruz. Ama biz psikolojik bir yol önermiyoruz. Psikolojinin içinde kalmayı önermiyoruz. Çünkü biz psikolojiyle sınırlı varlıklar değiliz. Bunu anlamamız gerekiyor. Ben daha çok dil açısından. Tabii dil açısından da öyle. Çünkü o dilin altında ne var aslında? Bak bir ben var. O ben de psikolojik. Ve sen de bu beni anla. Anladın mı? Yani sen böyle dedin, ben kırılmışlık hissettim. Hani karşımızdakisini suçlamıyoruz, egosunun damarını tahrik etmiyoruz. İstiyoruz ki ama o da bu beni anlasın. Anladın mı? Bu da psikolojik düzey. Ama daha kendi içinde daha dengeli bir dil. Ama bizim kastettiğimiz o benim de ötesine geçmek, çünkü senin gerçek benim bu değil. Senin gerçek benim bu değil.
Onun için diyoruz buna psikolojik benlik. Ama biz psikolojik benlik değiliz. Biz ruhsal bir varlığız. Gerçek ben orada yatıyor. Hani vardır ya böyle Buda'nın yatar pozisyonları vardır. Heykelleri vardır. Aslında o nedir biliyor musun? Yani bak içindeki öz sakin sakin huzurlu yatıyor yani. Onun bir sıkıntısı yok, problemi yok, gerginliği yok, bunalmışlığı yok, travması yok. O içinde yatıyor böyle sakin. İçinizdeki bu da yatıyor arkadaşlar. Hepiniz yatıyor ve çok sakin. Yani onların kendi dillerinde söylemek istedikleri şey bu aslında. Kirası yani, faturası yok tabii. Evet, ne kirası var, ne faturası var, ne değersizlik hissi var, ne anlaşılma ihtiyacı var, ne bugüne kadar anlaşılmadığından dolayı bir travması var, ne şanssızlık algısı var, ne yetersizlik hissi var, ne aynalanma ihtiyacı var, ne ayna nöronlarına ihtiyacı var. Yok, böyle bir ihtiyacı yok. Ama biz takılmışız psikolojide, ayna nöron, ayna nöron. Mutlaka birisi seni aynalamalı, aynalamazsa olmaz. Ne yapayım ben işte, ayna mı arayayım değil mi ben kendime? İşte ben çok değerliyim, bilgiliyim. E biri de benim bilgili olduğumu anlasın. Anlamazsa ne yapacağım ben? Hani bir bilişsel davranışsal terapi eğitimi veren büyük bir psikiyatriste sormuştu bizim bir arkadaş. Yani diye ki birisi dedi ki, ben sevilmeyen biriyim, ben sevilecek biri değilim dedi. Böyle bir ana inancı oluşmuş. E o ana inancı nasıl çözümleyeceksin? Ya bugüne kadar hiçbir kişi seni sevmedi. Ya hakikaten diyor sevmemiş olabilir. Ne yapacağız o durumda? Bugüne kadar hiç kimse sevmedi. Bugün de sevmiyor. Ya şimdi biz bu kişinin ana inancını nasıl değiştireceğiz? Psikiyatrist de dedi ki, ya mutlaka biri sevmiştir dedi. Yani şimdi biz bunun peşine mi düşeceğiz? Sever sevmez yani. Biz bunun peşine mi düşeceğiz? İlla beni biri anlasın, o zaman mı rahat edeceğim? İlla biri bana kendimi değerli hissettirsin, o zaman mı değerli hissedeceğim kendimi? Peki ne yapacağız bunları? Ha, egonun tuzağı ne, bizi buraya soktuğu tuzak? Hocam insan öyledir işte. İnsan değer arıyor, anlaşılmak istiyor, önemsenmek istiyor. İnsan böyle değil mi? Değil. Zaten bütün kavga burada kopuyor. Ya öyledir diyeceğiz, o zaman burada konuşmamıza gerek yok. Herkes kendine değer verecek, onu anlayacak, birini arayacak. Değil mi? Zaten yaptığımız da bu değil mi? Herkes dilenmiyor mu arkadaşlar? Bir düşünün. Hepimiz dilenmiyor muyuz? Hepimiz dilenci değil miyiz ya şu an? En zenginimiz dahil konu para değil zaten. Konu psikolojik. Hepimizi dilendiriyorlar. Neden? Çünkü ego eksik. Ego eksik. Ego boş. Çok şey öğreneceğim, millete bir şeyler anlatacağım, egomu rahatlatacağım. Beni dinlemeye gelecekler. Dilencisin sen. Sonra da alttan alta sistem yapacağım. Arkadaşlar niye gelmiyorsunuz? Hepiniz Şeyma Subaşı'nı takip ediyorsunuz. Kaçınız beni takip ediyor? Güzel güzel şeyler paylaşırken değil mi? Hayatımız böyle geçiyor. Hepimiz dilenci pozisyonundayız. İyi düşünün. Hepimiz dilenciyiz. Farklı dilenciliklerimiz var. Kimisi daha sofistike dileniyor. İşte böyle diyelim ki bir ilim sahibi olup birilerinin teveccühünü kazanmaya çalışıyor değil mi? Bu da dilencilik. Hiç kimse onu dinlemese çökecek. Benim öyle tanıdığım bir profesör vardı. 5-6 dil biliyor. Adam şöyle derdi. Türkiye benim kıymetimi bilmiyor. Diyemedim ki sen bir dilencisin. Önce sen kendi kıymetini bil. Önce sen Allah'ın senin kalbine koyduğu hazinenin farkına var. Türkiye senin kıymetini bilse de olur, bilmese de olur. O seninle ilgili bir şey değil. Ama bakın, yanlış bir yerden başlarsanız Türkiye benim kıymetimi bilmiyor. Şimdi oradaki benimi alıp o benle okumuş, dirsek çürütmüş,
saçı beyazlamış, değil mi? Mürekkep yalamış, eğlenmemiş, gezmemiş, tozmamış, kütüphanelerde dirsek çürütmüş. Ne için? Birileri onu dinlesin. Bu dilencilik değil mi? Bu dilencilik. Onun için peki insan dilenci midir? Değildir. İnsan dilenci değildir. İnsan yeryüzünde aziz bir misafirdir. Gelir, adam gibi misafirlik yapar, sonra güzel güzel hadi bana eyvallah der gider. Anlatabildim mi? İnsan böyle bir varlık. Böyle bir zat varmış. Hani varmış dediğim çok eski bir hikaye değil. İsmini de söylemeyeyim. Yani 1980'lerde vefat etmiş birisi. Yani öleceği içine doğuyor. Böyle akşama doğru öleceği içine doğuyor. Eve telefon açıyor. Diyor ki benim çeyizlerimi hazırlayın diyor. Gidiyor. Şöyle bir iş yerine bakıyor. Evladım hadi eyvallah diyor çalışan kişiye. Eve gidiyor. O gece de vefat ediyor. Çeyizleri de işte hani kefenimi şunu bunu hazırlayın. Yani. İşte bakın böyle de ölebiliriz. Böyle bir hakkımız var bizim. Değil mi? Böyle bir hakkımız var. Şahit olarak bakın aziz bir misafir gelmiş. Misafirliğini en güzel şekilde yapmış. Sonra gitme vakti gelince de hadi bana eyvallah diyor. Gözü arkada kalmıyor. Böyle de yaşayabiliriz. Bu hakkı niye kullanmayalım ki? Hani insanlara diyorum ya insan haklarından bahsediyorlar. İnsan hakları bunlardır. Mesela dünyanın olumlu olumsuz hallerinden gereksiz yere etkilenmeme hakkı. Değil mi? Kimse sana değer vermediğinde kendini değersiz hissetmeme hakkı. Kimse seni anlamadığında anlaşılmamışlık hissetmeme hakkı. Hiç kimse senin farkında olmadığında kim benim farkında ki dememe hakkı. Kendi kendinin farkında olma hakkı. Bunlardır insan hakları. İnsan hakkı bir başka insanın bir başka insana vereceği bir hak değildir. Senin kendi kendinin kullanabileceği ve kendin kullanmadığında kendi kendini mahrum ettiğin bir haktır. İnsan hakları budur. Ve bu haklar hiç kimse tarafından engellenemez. Hiç kimse bunlara engel koyamaz. Diğer haklar zahiri haklardır. Mesela işte düşüncemi ifade etme hakkı. Olursa ederim, olmazsa hiçbir problem değil. Ha, ama tabii ki insanların düşüncelerini ifade etme hakları zahiri olarak doğal bir haktır. Onlar zahiri haklardır. Asıl bahsettiğimiz şeyler içsel haklar. İçsel haklarımız. Yeryüzünde dilenci olmama hakkımız var arkadaşlar. Niye bunu kullanmıyorum? Açık olmadı. Fayda verecekse söyle. Fayda vermeyecekse söylemenin alemi yok. Hani egomu mu tatmin edeceğim orada? Hani o insan yani durup ya hakikaten bunu hiç düşünmemiştim diyecek biri olduğuna kanaat getirseydim söylerdim. Ama muhtemelen ona bu mealde bir şeyler söyleyecek olsaydım evlat sen daha küçüksün, büyüyünce anlarsın veya işte sen benim gibi insanların derdini benim gibi olduğunda anlarsın falan derdi.
O yüzden ben de demedim. Anlamı olmaz. Ama oradan kendimin aldığı dersle, bak dedim, bu çok sofistike bir dilenci. Çok ince bir dilenci karşı. Ve evet, yani kıymetinin bilinmediğinden dolayı kendini mağdur hissetme benliği. Nasıl bir insan, ne demek? Yani kıymetin bilinmiyor. Ne kadar sahte bir şey ya. Ne yapayım kıymetin bilinmeyince, ne olacak? Kıymetimi bilince ne olacak, bilmeyince ne olacak? Değil mi? Mesela diyelim ki o insan ilmi kendi idrakini genişletmek için öğrenseydi bir problem olur muydu? Ama o niye öğrendi? Birilerine bir şey anlatacak. Ego onunla kendini dolduracak. Bir şeyler bilecek. Çok bilecek. Başkalarından daha iyi bilecek. Ve insanlar ona gelecek. O da ego olarak rahatlayacak. Şimdi bakın. Gerçek ben ruhumuzdadır. Yani o gerçek ben bilinci. Ama bu egoizm, bencillik, narsistlik, işte ben anlamında bir ben değil. Varlık anlamında ben. Gerçek varlık. Biz bunun farkındalığını kaybettiğimizde boşa düşüyoruz. Ve psikolojik ve bedensel düzeyde sahte bir ben elimizde kalıyor. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hepimize boş bir çuval verilmiş, gidin bunu doldurun diyorlar. Ama evimizde hazine var. Ama onu unutmuşuz. Birisi de bize demiş ki, git al bu çuvalı, git bunu doldur. Biz de bunu doldurmaya çalışıyoruz. Psikolojik ben böyle bir şey. Psikolojik ben sahte bir şeydir. Bakın psikoloji sahte bir şey değildir. Psikolojik ben sahte bir şeydir. Psikolojik bir realitedir, bir olgudur. Ama psikolojik ben sahte bir şeydir. Buyurun. Benliği çıkarmıyoruz. Benliği, benlik bilincini veya ben bilincini sahte yerden gerçek yere koymaya çalışıyoruz. Sahte bir yerde duruyor. Mesela diyelim ki sen beni biliyor musun diyen bir kaba dayının benliği nerede? Sahte bir yerde. Kimse benim değerimi bilmiyor diyenin benliği nerede? Sahte bir yerde. Eşim beni çok seviyor, o kadar mutluyum ki diyen kişinin benliği sahte bir yerde. Anlatabildim mi? Biz ben bilincini sahte bir yerden gerçek bir yere koymaya çalışıyoruz. Ben ihtiyarladım diyen bir ve yaşını söylemek istemeyen bir kadına diyoruz ki sen benliğini yanlış bir yerde tutuyorsun. Senin benliğin bedende değil. Sen niye yaşını söylemekten kaçınıyorsun? O bedeninin yaşı, senin yaşın değil. Sen beni bedende algılıyorsun. İşte yaşlandım, gençliğim gitti. İşte yaşım 40, 45, 50. Hayat elimden uçup gitti. Bunlar yanlış. Diyoruz ki ben burada olmamalı. Ben ruhta olmalı, özde olmalı.
demek istediğimiz şey bu. Bu da hani yani dini literatür kullanmak istemediğim için böyle söylüyorum. Yani bu normal insan olmaktır yani. Anlatabildim arkadaşlar. Normal insan olmak aslında budur. O yüzden böyle bahsettiğimiz şeyler böyle ermişler, mükemmel insanlar diyeceğimiz kişilerin bilinç halleri değildir. Normal insanın bilinç halidir. Hepimizin bilinç halidir en doğal halimizle. Çünkü o sahte benliğimiz bir de ne üretiyor? Onlar peygamber, onlar evliya, onlar çok kamil insanlar, biz neyiz ki? Sen nesin? Psikolojinin çöplüğünde dilencilik yapan birisin. Neden buna mahkum değiliz ki? İnsan sevilmek istiyor. Yok kardeşim bak insan sevilmek istemez. Ama sevilmeye de açıktır. Bu ayrı bir şey. İnsan sevilmek ister. İnsan sevilmeye muhtaçtır. Yok insan sevilmeye muhtaç değil aslında. Ama insan sevilmeye açıktır. Değil mi? Biri sever sen de sevilmiş olursun. Sen de seversin, saygı duyarsın, şefkat edersin. Bakın, muhtaçlık duygusuyla bir şeye yaklaştığınızda o cennetten düşmektir. Yaradan'ın insanoğluna yani Adem'e söylediği, Adem'e Havva'ya yani insanoğluna söylediği şuydu. Bu alemi korku ve arzu ile deneyimlemeyin. Korku ve arzuyla bu hayatı yaşamayın. Mesela anne mi oldunuz? Şey korkunuz olmasın. Bu çocuk bana bakacak mı? Bu çocuk bana saygılı olacak mı? Bu çocuk benim sözümü dinleyecek mi? Bu korku ve arzuyla bakmayın. Allah size bir çocuk hediye etmişse elinizden geldiğince imkan ve şartlar içinde maddi manevi bakın bu kadar. Arzu da duymayın, korku da duymayın. Ya bana isyan ederse, ya isyankar olursa, sözümü dinleyecek mi acaba, büyüyünce bana bakacak mı? Bakın bu ne? Arzu ve korkuyla deneyimlediniz demeyeceğim, deneyimleyemediniz. Arzu ve korkuyla maruz kaldınız. Arzu ve korkunuz olursa maruz kalırsınız. Benim bir yakından tanıdığım bir birisi vardı. Çocukken bir yolculuk yaptı İstanbul'dan Güneydoğu'ya. Çok susuz kalmış. Böyle neredeyse 18-20 saat sürüyor. Su içememiş artık her nedense. Böyle inmiş gelecekleri yere bir kaç yüz kilometre kala inmiş bir su şişesi görmüş. İçmiş. Tabii o su şişesinin içinde gaz varmış. Yani birisi gaz koymuş şişeye. Yani ağzı açık, görmemiş, dikkat etmemiş. O susuzlukla kafaya dikmiş. Neden? Çünkü bir arzu ve korkuyla yaklaştı. Eğer arzu ve korku olmadan bakabilseydi o şişeye, alırdı, şöyle bir bakardı, bir koklardı, aa bu gazmış deyip bırakırdı. Ama böyle yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü arzu ve korkuyla baktı. Aşırı bir susuzluk arzusu, onun ürettiği bir arzu ve susuz kalma korkusuyla baktı. Onu deneyimleyemedi ki, maruz kaldı ona. İşte biz arzu ve korku olmadan bir şeyi deneyimlemeliyiz. Ben bazı insanlar görürüm, işte şöyle bir dizisiyle tanıştım, beni çok seviyor, işte bana çok değer veriyor falan. Bakıyorum, bir arzuyla yaklaşıyor durumu. Yani işte biri bana değer vermeli, biri beni sevmeli, biri beni anlamalı, buldu ya, tak yapışıyor. Sen kime yapışıyorsun? Hiç düşündün mü? Yok, düşünmedin. Neden? Çünkü arzuyla yaklaşıyorsun ve bir korkun da var. Acaba hiç kimse beni sevmeyecek mi? Ömrüm yalnız mı geçecek, değil mi?
Şimdi o arzu ve korkuyla bakarsan, sana bir gün uzatana yapışırsın. Sana güzel sözler söyleyen, senin psikolojini okşayan birisini tercih edersin. Neden? Çünkü arzu ve korkuyla yaklaşıyorsun. Halbuki ona diyebilirsin. Teşekkür ederim, güzel bir sevgi anlayışınız var. Sağ olun, üstlük alsın. Ama arzu ve korkuyla bakıyorsan, objektif görebilir misin? Göremezsin. Kendini de göremezsin, karşıdakini de göremezsin. Kendindeki aşırı arzu ve korkuyu da iyi analiz edemezsin. Karşındaki insanın psikolojik durumunu da, bilincini de analiz edemezsin. Benlik adına yaklaşıyor Allah adına yaklaşman için ruhta olman lazım. Spiritüel boyutta olman lazım. Besmele çekmeyin. Ruhun gözüyle bakın. Besmele ben de çekerim. Hepimiz çekebiliriz besmele değil mi arkadaşlar? Çok zor bir şey değil. Her şeye biz besmeleyle başlayalım. Başla. Besmeleyle başlamak ne demek? Psikolojik benliğimle değil, spiritüel benlikle bu işi yapıyorum. Sen anneliğe besmeleyle mi başladın? Yok. Benlikle başladın. Anneliğe neyle başlıyoruz? Benlikle başlıyoruz. Babalığa da öyle yani. Bunu kadın erkek değil yani. Anneliğe de benlikle başlıyoruz. Babalığa da benlikle başlıyoruz. Baba oldum. Olmasan ne olur? Bir şeyin eksik mi kalır? Evet ama o gözle bakıyorsun. Anne olmasan bir şeyin eksik mi olur? Olmaz. Sen şimdi anne veya baba olmaya besmeleyle mi başlıyorsun, benle mi başlıyorsun? Besmeleyle başlayamıyorsun. Çünkü araya benlik giriyor. Benim de bir çocuğum oldu. İnsan çocuğu olunca tamamlanmışlık hissediyor. İşte zaten benle başlamışsın. Çuvala bir çocuk koydum. Anne oldum, baba oldum. Ne? Çuvalda bir boşluk dolmuş gibi görünüyor. Sonra o çocuk tırnak içinde hayırsız çıkınca o boşluk kuyuya dönüşüyor. Ben ne baba oluyorum, ne anne oluyorum. Böyle bir olguyu deneyimliyorum. O zaman ben besmeleyle başlamış oldum. Allah bir çocuk yaratır, beni de o yaratımına vesile kılar. Ben de bu yaratımı hayretle, şükranla, farkındalıkla seyrederim. Bak böyle başlasam Bismillah'la başlamış olacağım. Bir ilişkiyi besmeyle nasıl başlarlar hocam? O kadar yerdiniz ki buradan alamıyorum. Şöyle başlamak gerekir. Birini sevdin, şu bilinçte olacaksın. Seni seven ben değilim, ben de seni seven Allah'tır. Böyle başlarsan başlamış olursun. Karşındaki insan diyelim ki seviyor. Ve gerçekten hani spiritüel olmasa bile belli bir sağlık seviyesinde seviyor. Bileceksin ki sen, onda seni seven Allah'tır. Ve onun fıtrat kanalları temiz olduğu oranda o sevgi sana olduğu gibi akar. Fıtrat kanalları tıkandığında o sevgi yozlaşır. Diyelim ki fıtrat kanalları tıkandı, sevgisi yozlaştı. Sen bir problem hisseder misin? Eskiden beni çok seviyordu ama şimdi öyle değil. Der misin? Demezsin. Diyorsan besmeleyle başlamadın demek. Ben bir gün bir arkadaşa bunu tavsiye ettim, gitmiş sevgilisine söylemiş, sevgilisi demiş, tamam Allah'ı anladık da demiş, sen beni seviyor musun? Yani demiş ki ona, seni seven ben değilim, ben de seni seven Tanrı'dır falan deyince, onu anladık da demiş, sen beni seviyor musun? E şimdi
bilinç düzeyimiz tabii ki düşük yani. Dolayısıyla da bunu idrak etmemiz de bir süreç olacak. O yüzden özlerde yani besmeleyle işe başlamak kolay değil. Besmeleyle işe başlamak kendinle adım atmamak demektir. Benliğinle adım atmamak demektir. Mesela çocuğunu seviyorsun, psikolojik benlik itibariyle sen mi seviyorsun, yoksa Yaradan senin kalbine bir sevgi koymuş, o sevgiyle mi onu seviyorsun? E tabi diyor, Allah koydu bu sevgiyi. Allah koydu diyorsun ama Allah'ın koyduğu şeyi paketliyorsun, üzerine ben yazıyorsun. Öyle arz ediyorsun. Hiçbir insan gerçekten sevse, ben seni sevmeseydim mesela sözünü kullanmaz. Ama biz kaç defa bazen kullanıyoruz değil mi? Ben seni sevmeseydim, ben seni koruyup kollamasaydım. Ve besmele nerede kaldı? Halbuki orada anne baba diyecek ki, bak evladım, Allah benim kalbime sevgi koydu. Ben de elimden geldiğince, belki benliğimle gölgelemiş olabilirim, elimden geldiğince Allah'ın kalbime koyduğu sevgiyi sana yansıttım. Ve benliğimin bu sevgiyi gölgelememesine de gayret ettim, ama gölgelemişsem de hakkını helal et. Yoksa sütümü helal etmem, şuyumu helal etmem diyorsan, burada bir problem var demek. Evet. Hocam az önce örneğinizde insan olarak kalabiliyor musunuz diye bir karşıya soru sorulması gerektiğinden bahsettiniz. Yok, karşıya değil kendimize. Kendimize veya Facebook'ta yazarken bu anlamda şeyi sormak istiyorum. Yani insanın hikayesini ilk yaratılış itibariyle böyle dini bir şey, hikayede kısa ayetlerde var ya, Allah-u Teala ben bir insan yaratacağım diyor. Melekler kan dökecek, fesat çıkartacak birisini yaratacaksın diyorlar. O da ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Adem'i yaratıyor, sonra eşini yaratıyor. Neticede... Yani insanlığı yaratıyor. Ha, evet. Günümüze indirdiğimizde de bir çocuğun işte yoktan var olması, işte bir spermden, bir yumurtadan dünyaya gelmesi, belli bir süre sonrasında da toprağa gömüp gitmemiz. Yani hem içinde... Neyi toprağa gömüp? İnsanı. İnsanı. Ya ölü ya. İnsanı gömebilir misin? Ha? Ya şöyle bir şey hocam. Şimdi insanı gömme. Gömmeyelim de. Bedeni göm, insanı gömme. Doğuş itibariyle bakarsak, mesela sıfırdan birisinin doğduğunu tahayyül edelim. İki kişi cinsel ilişkiye giriyor ve bir çocuk dünyaya getiriyorlar. Bu çocuk sonuçta maddi, somut, elle tutulur, gözle görülür diye zannediyoruz. Evet, biz öyle ama, görüyoruz. Evet. Ama şimdi bunun hikayesine de dışarıdan baktığımızda büyüyor, yaşlanıyor, ölüyor. Şimdi bunun içerisinde, bunun ya bu varlığın esas işi, esas amacı nedir? Yani biz bunun amacı insan olmak ve insan olarak kalmak, yani bir boyut mu değiştirecek, yoksa sadece bu dünya içerisinde mi yaşayacak? Eğer belediyenin gömeceği bir şeyiniz varsa, siz henüz insan olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz yani. Bir insanın toprağa gömülecek bir şeyi yok. O kullandığı bir elbisedir. O benim parçam değildir. O yüzden dinlerine ve neyle yitireceğim diyor. Ondan geldiniz, ona böleceksiniz. Bizim toprakla bir alakamız yok arkadaşlar. İnsanın toprakla bu anlamda bir alakası yoktur. Kullandığınız bedenin toprakla alakası vardır. Kullandığınız beden, bakın ben değil. O ben değil miyim? Yok, sen değilsin işte. O sen değilsin. O yüzden kullandığınız bedenin hikayesi ayrı bir hikayedir. Şimdi sizin giydiğiniz elbisenin bir hikayesi yok mu? İşte toprağa tohum
pamuk ekmişler, pamuk tohumu ekmişler, keten ekmişler, başka bir dokuma unsuru, ham maddesi ekmişler, toplanmış, dokunmuş, fabrikaya gitmiş, şu olmuş, bu olmuş, boyanmış, edilmiş, kumaş haline gelmiş, terzi kesmiş vesaire. Bu kimin hikayesi? Giydiğiniz elbisenin hikayesi. Bu beden ne? Bu beden de bir elbise. Ben bunun hikayesinin figüranı değilim. Ben topraktan gelmedim. Hiçbirimiz gelmedik topraktan. Uzaydan da gelmedik. Hani böyle hikayeler üretiyorlar. Yok uzaydan birileri gelmiş de falan. Yani uzaydan gelsen ne olur? Yeryüzünden gelsen ne olur? Hepsi aynı hikaye değil mi? Sen aynı hikayeyi uzatıyorsun. Biz haktan geldik, ona dönüyoruz. Sizin, bizim, benim, senin gerçek yolculuğu budur. O yüzden bakın, beni nereye oturtuyorsunuz? Ben bilincini neye veriyorsunuz? Bedene mi? Yaşadığınız olaylara mı? Psikolojik durumlara mı? Duygulara mı? Vesaireye mi? Yoksa ruha mı? Ruha veremiyoruz şu an. Nereye verelim? Heh, güzel bir soru. Şimdi ruhu bulduk da hani vermedik mi? Değil mi? Oxford vardı da okumadık mı? Yani ruhu bulduk da vermedik mi? Evet, güzel bir mesele. Henüz ruhunuzun farkında olmayabilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün. Bir şeyin diyelim ki önemli, kıymetli bir şeyin bir sahibi var. Sahibi kaybolmuş. Birisi diyor ki size, bunun sahibi şu kişidir. Ama şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi siz nerede olduğunu bilmediğiniz bir durumda herhangi birine verir misiniz o emaneti, o hazineyi? Vermezsiniz değil mi? Sakin olun, bekleyin, acele etmeyin. İlla bir şeye vermek için zorlamayın kendinizi. Vermeyin. Çok kıymetli bir şey çünkü bu. Bu ben bilinci çok kıymetli bir hazine. Onu böyle ulu orta bir şeylere vermeyin. Mesela beni seviyor. Ya o beni tanımıyor ki beni sevsin. Bakın çok basit kullanıyoruz değil mi bunu? Beni seviyor. Ben hayatta hiçbir zaman öyle bir cümle kullanmadım mesela. Beni kim biliyor ki beni sevsin? Değil mi? Seviyor diyorum. Kimi seviyor? Kendi kafasındaki bir şeyi seviyor. Bakın siz beni verdiğiniz zaman bu cümleye mesela beni seviyor. Bir yıl sonra seni bıraktım. O zaman beni sevmiyor. Beni nereye verdiniz? Karşınızdaki insanın bilincindeki özneye verdiniz. O yüzden size hatırlatıyorum. Karşınızda bir ermiş olmalı. Karşınızdaki ne kadar seviyor olursa olsun. Ben kıymetli dediniz ya. Evet, ben çok kıymetli. Çünkü aslında varlığı içinde barındırıyor ilkesel olarak. Yani ben eşittir varlık demektir. Mesela hayvanlar ben diyemiyor, ben diyebiliyorum. Evet. Gerçekten kendilerine kıymet var. Varlığın bilincinde olma bilincidir aynı zamanda. Ben, yani ben diyebilme bilinci, varlığın bilincinde olma bilincini temsil eder aynı zamanda. Ve gerçek anlamda bu varlığa verilmelidir. Bizim gerçek varlığımız nedir? Spiritüel varlığımızdır. Onun dışında hiçbir şeye ben demeyin. Hakiki ben. Evet. Bedene hiç yansımaz mı? Ya da yansımıyor. Ne şekilde yansımıyor? Hakiki ben bedene yani yansıyabilir ama o bir yansımadır yani. Onun kendisi olamaz. Öyle bir şey yok. Ama hani onu anlayabilir mi? Ya da onu anlayabilir mi? Ne üzerinden? Ne üzerinden? Çünkü beni, yani beden nasıl nasıl? Beden tanıyamaz ruhu. Bedenin öyle bir fonksiyonu yok. Beden biyolojik bir hizmetkar. Sizin biyolojik hizmetkarınız. Yani öz varlığınızın biyolojik hizmetkarı. Tamam,
işte bu psikoloji yani efendim bu hizmeti nasıl göreceğiz o yüzden onu deneyeceğiz. Konuda bir örnek verelim. Yani bak şöyle. Maddi olarak bir şeyi etkilemenize imkan verir bu beden, değil mi? Mesela öldüğümüz dediğimiz durumda bedeni bırakıyoruz. Yani beden sizin hizmetkarınız olmaktan çıkıyor. Veya beden ruh ilişkisini bir binici ve at olarak düşünebilirsiniz. Beden bu anlamda bize hizmet eden bir şey. Yani öz varlığımıza hizmet eden bir şey. Yani uyumda sağlar diyorsunuz. Efendim? Hakiki bene uyum sağlar aslında ben. Hakiki bene eğer ermiş bir insansa sağlar. Ama bedenin de kendi imkan ve kısıtlılıkları vardır. Bedenin kendi imkan ve kısıtlılıkları ruhun bütün niteliklerini yansıtmasına imkan vermez. Bir nebze en azından yansıtır. Bir nebze tabii ki. Ama bütün imkanlar bedende yansımaz. Çünkü bedenin kendine göre bir kısım kısıtlılıkları var. Beş diyor organımız. Kısıtlıyız yani. Kısıtlıdır. Aynen. Yani kendine göre kısıtlılıkları var. Dolayısıyla o kısıtlılıklar ve imkanlar içinde ve ruha hizmet eder. Ermişler bedenin bütün imkanlarını kullanabilirler. Evet, ama yine de onların da bedenlerinin bir sınırlılığı vardır, kısıtlılığı vardır. Bu bedenin tabiatı ile ilişkili bir şeydir. Boyut algısı da var bedenin, ruhun yok herhalde. Tabii ki. Bu tür işte kısıtlılıkları dediğimiz bunlar. Yani bedenin ve psikolojinin kısıtlılıkları vardır. Mesela psikolojik düzeyde dualite vardır. Ama ruhta dualite yoktur. Mesela psikolojik düzeyde duygularımız çift kutupludur. Sever, nefret eder. Hoşnutluk duyar, hoşnutsuzluk duyar. Ama spiritüel boyutumuz kutupsuzdur. Dualite yoktur. Onun için herhangi bir negativite söz konusu değildir. Mesela şöyle düşünün, güneşin kendisinde gölge yoktur fakat bir yere vurduğunda ister istemez bir gölge oluşur. Ama kendisinde böyle bir ikilik yoktur. O yüzden bakın benimizi, ben bilincini neye nispet ettiğimize dikkat etmemiz gerekir. Yani neye nispet ediyorum beni? Mesela ben yaşlandım dediğimde neye nispet ettim? Bedene nispet ettim. Bu yanlış bir şey. Beden yaşlandı. Kullandığım beden yaşlandı. Şey beklentisi var ya, yani kişi eğer erdiyse normalde kaldıramayacağı bir şey kaldırabilir. İşte daha yavaş yaşlanır, daha az hasta olur. Dokunduğu şeye şifa verir. Böyle bedensel düzeyde bir harika bir şey bekliyorlar yani. Genelde böyle bir... Yani bunlar bazen olur, bazen olmaz. Bunlar Allah'ın takdirine bağlıdır. Zaten amaç da bu değildir. İnsanın amacı ruhunu bilmektir. Bakın bütün bilgeliklerde böyledir. İster din, ister gerçek felsefe olsun. Mesela Platon'un diyaloglarına bakın. Kendini bilmek ruhunu bilmektir diyor. Tek, net. Kendini bilmek ruhunu bilmektir. Ha, kullandığın bedenin yapısını bilirim, işte kalp var, şu var, bu var, psikolojik mekanizmayı, kullandığın psikolojik mekanizmayı bilirim, bu ayrı bir şey. Yani ben arabamı bildiğimde kendimi mi biliyorum? Değil, değil mi? O kullandığın bir enstrüman. Onun için kendini bilmek, ruhunu bilmektir. O da nefsi ruh anlamında mı? Hayır. Yani bildiğimiz halkın anladığı anlamdaki nefs ruh değildir. Yok, nefsini bilir, yani Rabbini bilirdeki nefs. Oradaki, şimdi nefsin iki tür kullanımı vardır İslam geleneğinde. Bir tanesi psikolojik boyut için yaygın kullanımlıdır. Bir tanesi hakiki kendilik için.
aslında bir şeyin kendisi için kullanılır nefs kelimesi. Allah için de geçer. Kendilik demektir. Nefs Arapçada kendi demektir. Onu neye kullanırsan o anlama gelir. Psikolojiye kullanırsan o anlama gelir. Ruha kullanırsan o anlama gelir. Nefsini bilen kendini bilir ifadesi, ruhunu bilen Allah'ı bilir anlamındadır. Psikolojisini bilen değil. Hocam burada Kur'an'da şöyle bir ayet var. Nefsinizi öldürün diye bir ayet var. Ya öldürün diye genelde çevirirler. Hazreti Musa ile ilgili öyle bir ibare olabilir. Uktul ve enfusekum ibaresi olabilir. Orada oradaki kasıt da evet işte oradaki kasıt da evet. Evet, tamam. Yani burada kendinizi öldürün değil o. Yani kendiniz olarak algıladığınız sahte benlikleri öldürün. Onlardan yani o ayete verilecek en uygun meal budur. Kendiniz olarak algıladığınız sahte kendiliklerinizi öldürün. Yani iptal edin onları. Onlar çünkü zaten gerçek değildir. Hocam bir de konuyla alakalı bir örnek vereyim. Ben de şöyle bir deneyim olmuştu da hem onu paylaşmış olayım. Şöyle bir şey düşünmüştüm. Tabii deneyimden sonra düşünmüştüm. Önce düşündüğümü söyleyeyim, sonra deneyimi anlatayım. Bir dışarıdan kapalı bir araba düşünelim mesela. Simsiyah, camları simsiyah olsun. Ve araba hareket ediyor, sağa sola gidiyor olsun. Biz biliyoruz ki onun içerisinde bir şoför var. İşte vitesleri attırıyor, gaza basıyor, frene basıyor falan. Ama dışarıdan da arabanın içerisini hiç göremiyoruz. Bedenimde de şöyle bir şey olmuştu. İşte o sürücü metaforunda elimi hareket ettiriyorum ya mesela. Şimdi buna bu komutu veren nedir? Ya ben aslında hani orada bir bedensel varlığımız ötesinde bir deneyim yaşamıştım. Bir şimşek çakması olmuştu. Ya bu bedenimi hareket ettiren ruh nedir? Mesela ölsem o ruh gidecek veya ne bileyim hani o ruha biz ne diyorsak artık bu canlılık veren şeye. Ben bedenimi oynatıyorum mesela. Ama ölü olsam sadece beden kalsa bunu oynatamayacağım. Haliyle o içerideki varlığı bir hissetmiştim sanki öyle bir şey olmuştu. Onu paylaşmışım. Evet. Yani tabii ki bazı böyle beden dışı deneyimler dediğimiz bazı durumları bazen bazı travma, kaza hallerinde bazı insanlar yaşarlar. Orada aslında kişi belli bir ölçüde beden olmadığını fark eder. Bunlar bazı modern araştırmalarda da bunlar üzerinde çalışılıyor. Ölüme yakın deneyimler diye geçiyor bunlar. Ama tabii ki bunlar belli bir düzeydeki farkındalıklar olarak tanımlanabilir. Gerçek anlamdaki o ruhun farkındalığı bunların da ötesinde olan bir şeydir. Ama burada biz şunu son olarak hatırlatalım. Hani arkadaşımızın dediği gibi yani bunlar ben değilim o zaman beni niye vereyim? Bir şeye vermeyin arkadaşlar, acele etmeyin. Gerçek sahibi gelince o zaman verirsiniz değil mi? Sahibine vermek durumundasınız. Emanetleri sahiplerine vereceksiniz. Ben niye bedenime ben değilim? Niye içimde ortaya çıkan duygulara ben değilim? İçimdeki tetiklenen duygular geliyor gidiyor. Ben gelip giden bir varlık mı? Değil mi? Hocam, biri beni seviyor, 3 gün sonra nefret ediyor. Ben ona mı ben diyeyim? Beni seviyordu, şimdi benden nefret ediyor. Ne yap? Ben şimdi bu beni ne yapayım? Değil mi? Hani buraya koysan olmaz, oraya koysan olmaz. Ben sevilebilir biri miyim, nefret edilen biri miyim? İkisi de sahte. O yüzden gerçek yerini buluncaya kadar ben bilincini bir şeye vermeyin. Benim size hikaye üretmesine karşı uyanık olun. Sadece bir şeyler deneyimliyorsunuz. Bu kadar. Teşekkür ederim.